referat kötüydü de niye sağdan doğum yaptın? Ben kimsenin yanına gidip de doğum yapmadım. İsim vereyim ben bak. Senin, İsim vereyim bak. Ben senin oğluna her zaman dedim. Oğlum çek git hayatımdan. Ve ben senin niye oğluna gittin? Hep dürüst oldum. Hiçbir zaman dur. Şu böyle böyle hiçbir zaman söylemedim. Senin oğlun kendisi benim peşimde dolandı. Ben ilk evliliğimi yaptığım zaman senin oğlun gelip ne dedi biliyor musun benim eşime? Mesajlar attı. İki tane çocuklu kadın dedi. Nasıl mide? Bende dedi resmi nikahlar, bende hala resmi nikah var, sendeki sahte evlilik cüzdanı dedi. Hatta kendisi geldi. Sırf eşimden korkusuna çıkarken Ferhat kendini attı. Korkudan. Yani, dur Gülcan, sizde olay bitmez de bir dakika, ben şunu merak ediyorum. Sevgi, sen Ferhat'ın babasıyla evli değilsin galiba. Evliyim. Öz babasıyla. Evet. Öyle yok bir de. Değil. Ha? Değil. Hayır. Değil. Yani şu anda sen resmi nikahla evli misin? Evet. Evlisin. Ferhat'ın babasıyla mı evlisin? Hı. Evet, üç oğlum var zaten. Başka yok. Şu anki eşin adı ne peki? Çok ileri gidiyorsun. İlk ve tek eşin var. Evet. Özür dilerim. Siz. Değil. Allah. Son damlaları oynayacağız. Neden eşimle boşanma aşamasına geldiniz? Bir dakika geldiniz? Dur. Bir dakika ama Esra da bambaşka şey söylüyor. Evet. Hatta Esra ne olur biri konuşma. Esra konuşacak ya şu anda. Sabırlı ol Gülcan, tutamıyor. Heyecanlanıyorum abla, çok heyecanlanıyorum. Heyecanlanma dur. Esra'yı çağırayım, Esra ile konuşalım. Çünkü bir de yani Gülcan'dan sonra Esra, sıralamayı karıştırmayayım doğru. Gülcan'dan sonra Esra, Esra'dan sonra da Özlem var. Üçü de biz diyor. Ferhat'ın mağduruyuz. Neyse Esra yüzleşmek için geldi. Gelsin. Hatta şu anda Esra'nın beraber olduğu kişi de Ferhat'ın arkadaşıymış. O da yüzleşmek istiyormuş. Dedim durun. Ben bu kadar hazır değilim dedim yani. Bir dakika dedim. Ben bu kadar hazır değilim. Niye gülüyorsun Sevgi? Şimdi niye gülesim geldi? Bismillahirrahmanirrahim dedim. Allah'a mevzu billahimine şeytanirecim. Nasıl bir ne yaşamışsınız? Ya ben, nasıl bir kafadasınız? O kafa nasıl bir kafa? Ben günlerimi yaşadığım ucum, çektiğim ucum gülesim geliyor kendi kendine. Sinirleniyorum. Niye gülüyorsun? Ya, acayip bir şey yaşamışsınız. Normal değil. Etik değil. Ahlaki değil. Vicdani değil. Hiçbir şey değil yani. Gelsin lütfen Esra. Abla, bir dakika canım. Herkes herkesin arkasında. Bir dakika canım. Esra geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel Esra. Ama içi böyle dertli Esra. İçi aynen. Yaralı, yaralı Esra. Yara dolu için ya. Hepiniz, üçünüzün de öyle ya. İçiniz böyle acayip yara olmuş yani. Kalbiniz kanamış, üzülmüşsünüz. Sevgi'ye bakınca ne düşünüyorsun? Ferhat'ın annesine bakınca ne görüyorsun? Abla ona anne demeseniz daha iyi olur bence. Onun Türk filmi çok güzel, Türk filmi. Devam edin ciddi böyle. Ciddi diyorum. Anne demeseniz daha iyi hatta olur. Hatta Gülcan sen yazdın ya, Türk filmi çekiyoruz. Kadar, ben bir dakika. Gülcan karışmıyorsun. Abla bir şey deneyeceğim. Esra şimdiye kadar niye annelik yapmamış acaba? Bir onu sorabilir miyim? Hiç yapmamış mı? Hayır. Bir ikincisi Ferhat kimin çocuğuymuş onu bir sor. Çocuğuymuş. Her zaman teyzelerin babası. Bilirsiniz. Pardon şeyin özür dilerim. Ferhat'ın ismi karıştı. Ferhat'ın babası ne olur Gülcan karışma. Lütfen Özlemciğim. Zaten Özlem dinliyor şaşkınlıkla. Belki de bazı şeyleri yeni öğrenecek. Bir dakika Ferhat'cığım. Annem tamam, burada tamam. Bir yanıt versin canım. Hiç haberim yok. Aslında sen de bir yaralı çocuksun. Kendine göre. Eşim dahil bunları biliyor. Bir şey söyleyeceğim. Ferhat'ın babasının başkası olduğunu sen nereden biliyorsun ve kim? Bir iddiayı dinleyelim. Dur hadi bakalım. Bir ikincisi nereden biliyorum? Nereden? Kim onun babası? Üvey babam olduğu gibi eşime anlattı. Dün akşam eşimden yüz yüze bir konuştular. Emala söylesin. Ferhat'ın babası kim? Mustafa. Mustafa kim? Sevgi Hanım işte çalışıyormuş. Artık benim bildiğim kadarıyla artık oranın patronu mu oluyormuş? Sefer'i mi aldatmış? Evet. Kocasını mı aldatmış? Evet. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin şey hayatına girdik. Hadi buyur sevgiciğim. Doğruyu konuşayım mı? Ben sus ama. Ama senin annen ne yaptı? Burhan. Bak açık söyleyeyim. Herkes ismini vermek zorundayım. Bak şöyle herkes izliyor o şansla. Söyle. Burhan seni sizi nerede buldu? Eminönü'nde buldu. Anneni seni. Küçük köye götürdü. Bu kadar seni alakadar etmez. Bir dakika. Hayır, Sevgi ben dur. Şimdi anlamadım. Özür dilerim. Hı. Şimdi Sevgi annesiyle birlikte yaşıyor. Kim?
sevginin, pardon sevgi diyorum. Esra annesiyle beraber yaşıyor. Evet. Eminönü'nde onları kim buluyor annesi? Bunları annesiyle, babasını terk ettiler. Annesi 3 kişi babasını terk etti yani gittiler. Yani Esra ile annesi babayı terk ediyor. Ama. Evet. Bir daha anlattığı Esra bir anlatsın. Gibi değil. Ne söyle bakayım ne hadi. Abla şöyle benim babaannem yatalaktı. Hı. Benim annem bakıyordu. Ben yuvaya gittim. Yuvadan geldikten sonra kendi annemi... Benim kardeşim bulanıma girdi. Krizler geçildi. Kız kardeşim bunları eşim hepsini biliyor. Şu an buraya almadınız yayına. Gerçekten anlatacaktım. Şimdi bir sizi bir anlayayım ki her şey birbirine karışıyor. Ondan o yüzden anladım. Ben annemi almak için gittim. Annemi aldım. Kabul etmediler. Dışarıda kaldık. Evet. Senin annenle baban sıkıntılar mı yaşadı? Boşanma aşamasında. Bayağı bir sıkıntılar yaşadı. Ondan sonra senin annen babanı bırakıyor, başka biriyle beraber oluyor. Hayır abla, olmuyor. Aynen öyle abla. Ben özür dilerim. Bildiğimi söyleyeyim. Senin annen daha sonra babanı bırakıyor, başka biriyle birlikte oluyor. Yok, ben evleniyorum. Annem evlenmiyor. Özür dilerim, ben bir iddiayı söyleyeyim. Senin annen başka biriyle birlikte oluyor. Onun da bir oğlu oluyor. Onun oğluyla da sen birlikte aynen, oluyorsun. Aynen, ben evleniyorum. Oğluyla sen evleniyorsun. Babasıyla da annen evleniyor. Aynen. Tamam, doğru işte, biliyorum o zaman. Dur, işin içinden annem, çıktım. Tebrik evet. ediyorum kendimi yani. Annemle babam evleniyor. Annenle? Üvey babam evleniyor yani. Peki onun oğluyla sen niye birlikte oldun bir tane? Benim kardeşim vardı abla. Ufakta dedim başına bir şey gelmesin. Annem baksın. Annem bakamazdı ki. Anneannemler falan hiçbiri istemedi annemi. Yanında. Annen ama evlenmiş ya. Babanın adı ne? Yok, evlenmedi. Ben evlendim. Ben ayrılmak üçe aşamasındayken annemden kayınpederim evlendi. Sonra özür dilerim ama o sırada Ferhat hayatında mı? Hayır. Ferhat ne zaman hayatına girdi? Ben ayrıldıktan sonra Ferhat girdi hayatıma. Olabilir. İnsanlar nasıl girdi hayatına? Normal bir şey değil tabii yaşadın. Anormal bir durum da yani. Nasıl girdi hayatına? Ben yoktum. Ferhat Sinop'tan hastaneye geldi. Bak ismini evet, de... üvey babam hala üvey babam götürmüş hastaneye. Hepsini üvey babam da zaten senin üvey babana mı ya da öz babana mı? Üvey bir dakika. Babam. Üvey babam. Özür dilerim. Bildiğim bir dakika, konuyu iddia gündeme getiriyorum. Hazır olun sevgili izleyiciler. Esra'nın babasının bir tanesi ya üvey ya öz, Esra söyleyecek. Sevgi Hanım onunla birlikte olmak istemiş. Doğru mu? Evet. Hangisiyle? Öz mü üvey mi? Öz babamla. Annenin ayrıldığı öz babanla da şöyle, Sevgi Hanım evli olmasına rağmen onunla birlikte olmak istemiş. Evet. Doğru mu anlamışım? Evet. Ay eyvah. Dün akşam babam zaten benim kendi eşimi aradı. Baban senin? Öz babam eşimi aradı. Benim babam şu anki birlikte olduğun kişiyi aradı. Benim babam zaten hastanede olmasaydı bugün yayına gelecekti. Bir dakika, Sevgi ne demiş senin babanı arayıp? Şöyle diyeyim. O sırada annen daha evden gitmemiş. Evden gitti. Annem evden gidiyor. Gidiyor evet. Annem benim... Ama söylediği kelime ya o. Okey, kötü bir kelime dedi. Kötü bir kelimeyi söylüyor, diyor ki ben onun kocasını arıyorum diyor. Bizim eve gidiyorlar yengemden. O sırada Ferhat senin hayatında mı? Evet. Bunlar Sinop'a gitmişler. Özür dilerim, sen gidip onun öz babasının da birlikte, Sefer'le evi değil misin o sırada? Dur şimdi, ben doğruyu konuşayım şimdi. Ben işten geldim, oturuyordum evde, telefon çaldı, baktım Esra beni aradı. Dedim ki kimsin Esra, sen kim, onu tanımıyorum. Ben de Reyhan'ın kızıyım dedi. Dedim sen beni nereden buluyorsun? Dedi ki ben Sinop'ta Ferhat'ı... Oradan. Biri daha geldi dedi. Oğlana dedim kalk bugün sen büyük oğlana. Kızıma dedim kalk. Sebat Palada dedim kızım sana kalk. Bunun övey babası oğluna. Gittim bunun babasının evine. Karşı komşuyu çağırdım. Yengesini çağırdım. Rahmetli amcasını çağırdım. Amcasının oğluna çağırdım. Dedim ki Ferhat'tan iki tane Sinop'a gitmiş. Bu kıza sahip çıkın. Rahmet dedi ki amcası ben de abimi dedi, kardeşimi dedi, el arabasına koyuyorum, hastane gezdiriyorum dedi. Reyhan ne yaparsa yapsın dedi. Ben tavrını kapıma getirmem dedi babası. Ya onu boş ver ya. Onları, detayları boş ver. Sen onun öz babasına gidip birlikte olmak istedin hayır, mi? Hayır. Dedi adam. Buyur. Abla madem öyle de babam yalan mı söylüyor? Benim babam yalan hayatta söylemez. Ya Sevgi gitmiş, ona mı yazmış? Benle bir, o sırada Sevgi evli yok, değil mi? Şimdi Sevgi abla gidiyor. Diyor ki arkadaşına demiş. Hem hala arkadaşı dün olduğu gibi eşime de anlattı. Olayı söyle. Demiş ki yok
Babam şeker gibi bir adammış, pamuk gibi bir adammış. O yüzden de beğenmiş yani. Peki bu iddiayı durup dururken abla, niye ortaya alsın? Bu ne Ferhat, bu nedir yani? Abla, sokaklarda kalan insan nasıl bunu biliyor? Hasretinle. Ben bunun babasına gittim. Geleceğim ona. Vedat var, Serap var benim yanımda. Babasıyla konuştun. Sebahat, bunu kabul ediyorsun. Dur, Sebahat var. Yengesi var, amcası var, amcasının oğlu var bunun. Ama ben Esra'yı sınava götürüyorum. Ben şunu söylüyorum. Ben Esra diyor ki benim babamın yanına gidip hem benim annemi kötülüyor. Beş kişiyle gittim. Hem de diyor ki benim diyor babamla diyor benim babamla birlikte oldu. Seferi de sürekli aldatıyormuşsun. Hayır. Öyle diyorlar. Yok, beş kişi var yanımda bak, benim şahitim var. Tek değilsin yani. Beş kişi. Ha. Oradan çıktım, buna nasılın yanına geldim Taşoğlu'na. Dile bastım, çıktı kapıya. Dedim ki Reyhan, yaptığın işi beğendin mi sen dedim. Ferhat'ın iki tane çocuğu var dedim. Kimden olduğu belli değil dedim. Sen dedim 2,5 ay kadar kızı dedim. Niye sınava gönderdin dedim. Bir dakika dur. O da Ferhat da diyor ki bunları bu kadar şey uydurması yani uyduruyor bunları diyor. Çünkü o sırada sokaklarda yaşıyor. Aynı şeye Sevgi de evet, söylüyor. Evet sokakta yaşıyor. Neyi sokakta bir yaşıyorum, ben babamın yanındaydım. Sen sokaklarda yaşadın mı hiç? Yaşadım ama ben babamın yanına geri döndüm. Nerede yaşadın? Emniyeti beni aldı. Anlatköy'deydim. Anlatköy'de sokakta kalıyordum. Esra'cığım sokakta nerede yaşadın bir tanem? Neden sokakta yaşadın? Dur kalmış yaşamış. İyi bir şey mi sokakta? Bilerek isteyerek mi yaşar insan sokakta? Sokakta yaşadım ama bunların hiçbiri başıma gelmedi. Kendi ayakları üstünden oldum. Kendi kızını dahil benim amcamın oğluna. Tamam, yalan mı söylüyorum? Hem hala biz birlikte nasıl desem size birlikte konuşuyorduk yani sevgiliydik. Yani kim? O da beni seviyordu amcamın oğlu, ben de onu seviyordum. Ya böyle şey normalde olmaması lazım akraba evliliği. Olmaması lazım evet. Ama şöyle bir şey, kuzunyak dalım yoktu, mecbur kaldığım için ben ondan hani ama bir hayat yaşamadım yani. Sokaklarda yaşamak Ferhat'ın yanında yaşamaktan iyi mi? Sokakta yaşamak vallahi abla, şöyle diyeyim, ben çocuklarımı dahi sokakta büyüttüm. Ne? Hani başlarına hiçbir şey getirmedim. Benim ufak evladım dahi ben babasına evlendiğim eşime dahi anlatmadım. Bana ne dediğini biliyor musun? Nene ki benim annem nene. O, ben nene şu kadarcık bir şeydim nene. 2,5-3 yaşındaydım dedi. Çocuk da hala da unutmamış. Benim babamın yapmadığın merhameti annem yaptı. Dedi kalda bulunda beni pamuğa sarıp da büyüttü dedi. Esra sen sokaklarda nerede kaldın? Nerede kalmadım ki abla? Nerede kaldın? Doğudan tut batıya kadar. Bütün her iller... yeri gezdim yani. Sokakta nerede yattın uyudun çocuklarla beraber? Allah razı olsun. Alp Aslan diye bir aile, yani soyadı Alp Aslan, kendi adlarını veremem. Olsun. Bir dediğimi iki etmediler. Doğu'ya da gittim, sokaklarda kaldım. Aynen. Ama sonra beni evlerine Şanlıurfa'ya aldılar. Şanlıurfa'ya gittim yani. Şanlıurfa'da bir aile sana sahip çıktı. Aynen. Ev tuttular. Niye bu illeri gezdin ki sen? Niye gezdin? Hiçbiri istemedi. Annem istemedi. Annemin yanındaki adam istemedi. Adam istedi de. İki tane çocuk olduktan sonra, Ferhat'tan ayrıldıktan sonra mı sokaklarda yaşadın? Evet. O kadar sokak. Hayır abla. Ben sokaktan aldım abla, Allah yukarıda. Önce sokakta dedi zaten. Sen de mi sokakta yaşadın? Ben sokaktan aldım Esra'yı, Allah yukarıda. Ha, sokaktan aldım, sokağa atmadım diyorsun. Atmadım abla. Abla sokağa attı ya, ne demek sokağa atmadı? Ben de seni sokaktan aldım. Bunun da övey babası. Neden yüzünü vuruyorsun ki kızın olabilir? Ben de sokaktan aldım. Gülcan sen Ferhat'ı sokaktan mı aldın? Evet. Nerede kalıyordu Ferhat? Sokaklarda. Ay bunu çok normalmiş gibi anlatıyorsunuz ya. Hayır, kızı küçümsüyor ya, olabilir. O kız. Sen de aynı yerde aldım. Yok, sen beni yurttan gelip aldın. Vay be. Kaçtın, ondan sonra üstten gelip aldın. Beni, bir dakika, beni sokaktan almadı bir ki, ben şey babamın yanındaydım. Esra şu bir şey söyleyeceğim.